Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayeti Kunaşehir ilçesine bağlı Bulaksu köyünde son birkaç yılda toplam 2514 kişinin hapsedildiği, aynı zamanda 806 kişinin de sözde kapalı eğitim merkezi olarak bilinen ve cezaevinden hiçbir farkı olmayan ideolojik eğitim kamplarına gönderildiği bildirildi. Gurbette olan eski köy sakinlerinin bilgilerine göre köyde fazla erkek kalmadığından iş gücü sıkıntısı yaşanıyor. İşgal altındaki Doğu Türkistan'da Çinli eski emniyet müdürü yardımcısının 42,28 milyon yuan rüşvet aldığı, aynı zamanda bu üst düzey yetkilinin 49,78 milyon yuanın kaynağını açıklayamadığı bildirildi. Shu He isimli Çinli yetkili 27 sene Doğu Türkistan'daki ceza infaz kurumlarında çalışmış ve 2013 yılında Kamu Güvenliği Bürosu Başkan Yardımcılığına atanmış. Halbuki şu an itibariyle Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur cezaevindedir. Çin'in baskı ve zulümleri de giderek artmaktadır. Huawei yeni cihazı Mate 10'a namaz saatleri uygulaması ekledi. Ancak bu özellik Çin sosyal medyasında eleştirilerin hedefi oldu. Ardından şirket namaz saatli modelin Çin pazarında satılmayacağını ve Müslüman ülkelerdeki müşteriler için tasarlandığını açıkladı. Daha sonra bu özellikle ilgili tanıtımları resmi web sitesi ve diğer tüm çevrimiçi platformlardan kaldırdı. Çin'in Arakan planında Müslümanların topraklarına dönüşü yok. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Arakan konusunda teklif ettiği planın hiçbir aşamasında canlarını kurtarmak adına Bangladeş'e kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslümanın topraklarına geri dönmesinin olmaması dikkat çekti. Apple, Skype'ın da dahil olduğu bir dizi uygulamayı Çin'deki Apple Store uygulama mağazasından kaldırdı. Kararla birlikte Skype, Çinli kullanıcıların ulaşamadığı Twitter, Facebook gibi uygulamaların arasına eklenmiş oldu. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Cumhuriyeti ve İslam İşbirliği Örgütü arasında gıda güvenliği karargahı açılması ile ilgili anlaşmanın onaylanması yasasını imzaladı. Japonya'da Kırgız Kültür Haftası. Japonya'nın başkenti Tokyo'da Kırgız Kültür Haftası düzenleniyor.